Bir tanıdığım Adıyaman menzilden dönerken arabaları karda kaymış, onlar da içinde araba kayıp uçuruma doğru giderken şeyhimin himmet diyerek yardım istemişler ve sözde kurtulmuşlar. Bu yaptıklarının şirke girmek olarak düşünmüyorlar. Allah'a şirk koşmak için nelere dikkat koşmamak için nelere dikkat etmemiz? Doktorlardan yardım beklemek de şirk midir? Şu doktorların sayesinde kurtulduğum ne şirk midir? Şimdi Allahü Teala hayırlı konularda birbirimize yardım etmemizi emretmiştir. Biz bunu bu yardımı yapmak zorundayız. Bunun şirkle bir alakası yok. Bak mesela işte Hazreti Abbas'ı çağırıyor, sen de dua et diyor. Bunun şirkle ne ilgisi var? Ama mesela Hazreti Abbas orada değilken ya Rabbi işte bu Abbas'ın yüzü hürmetine kabul et falan derseniz bu kötü bir şey olur. Ama Abbas'ı araya koyarak Abbas bu işi yapacak derseniz o zaman yandınız. Şimdi burada şeyhleri orada yok. Şeyhleri orada olsa, iyi bir şoför olsa, o şoförlüğünün şeyiyle, başarısıyla güzel o yoldan geçirecek olsa, ha iyi. Şey olduğu için değil, iyi şoför olduğu için onlara yardımcı olmuş olabilir. Ama şimdi orada yok. Şeyhlerden himmet istiyorlar ve kurtuluyorlar. Bunların tamamı %100 yalandır. Kuyruklu yalandır. Yalan söylüyorlar. Tekrar ediyorum, yalan söylüyorlar. Bizim Servet'in anlattığı bir şey var. Hikaye var. O bir tarikatın yurdunda kalmıştı. Diyor ki, bize o kadar çok anlattılar ki bunu. İşte İzmir'den geliyorduk. Yolda işte bunun gibi, araba yoldan çıktı. Tam işte uçuruma gidiyoruz. Yetiş ya şeyhim dedik. Şeyh bizi kurtardı. Sonra diyor, aradan uzunca bir zaman geçti. Ben de artık o mezun oldum. O yurdun ağabeylerinden, üsttekilerinden oldum. Bir gün anlatıyor yine aynı adam. Diyor ki, ya bir gün işte İzmir'den geliyordum. Araba uçuruma gitti. Cenab-ı Hak bizi kurtardı. Yoksa gidecektik. Demiş ki, hani sen şimdiye kadar şeyhim, karıştırma, karıştırma. Yalan söylüyorlar. Yalan söylüyorlar.